Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Tolga. Uzun zamandır kanala böyle uzun video atamıyordum. Yayınları uğrayan arkadaşlar veya sosyal medyadan takip eden arkadaşlar biliyor. Lakin buradan da tekrar bir anlatmış olmak istiyorum. Ailemdeki bazı sağlık sorunları sebebiyle genellikle evde olamadığım için videoları çok aksattım. Bunun için hepinizden çok özür diliyorum. Şimdi de önümde bir taşınma sürecim var. Taşındıktan sonra düzenime oturtup seri videolar çekmeye başlayacağım. Yani en azından ben böyle umuyorum. Evet, gelelim videonun asıl konusuna. Son TL üzerinden Steam indirimleri videosuna hazır mısınız? Duymayanınız yoktur ki keza geçen hafta bununla çalkalandı. Ama bir de ben söyleyeyim. Steam, Türkiye'deki ani kur dalgalanmasına daha fazla dayanamadı ve para birimi olarak TL'yi 20 Kasım'dan itibaren kaldıracağını açıkladı. Keza benzeri bir durum Arjantin için de geçerli. Peki Türkiye hangi bölgede yer alacak? Türkiye, pek çok Orta Doğu ülkesinin yer aldığı MENA bölgesinde bulunacak. Yani artık oradaki fiyatlandırma üzerinden dolarla alışveriş yapacağız. Bu durumun mutlaka hem avantajları hem dezavantajları olacaktır. Lakin kahinliğe gerek yok. 20 Kasım'dan sonra sonuçları hep beraber görüp ona göre belki bir video daha çekeriz, belki buna gerek bile kalmaz. Videoyu burasına kadar izlediysen ve beğendiysen önerilerden hemen önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Hatta TL para biriminin kaldırılması ile ilgili görüşlerini de yorumlarda paylaşırsan çok mutlu olurum. Önerileri ikiye ayırdım. Bunlardan bir tanesi oynadığım ve tavsiye edeceğim oyunlar, diğeri de oynamadığım ama oynama listemde olan oyunlar. Ayrıca diğer indirim videolarına da bakabilirsin. Yukarıda kartlarda veya aşağıda açıklamalarda mutlaka yer alıyordur, koymuşumdur herhalde, bilmiyorum. Kemerlerinizi bağlayın, beğeni tuşuna basın ve önerilere başlayalım. Tabii ki önce oynadık da söylüyoruz kardeşim listesindeyiz. Amanda The Adventurer, 71 lira 25 kuruş. Teyzemiz Kate vefatıyla birlikte bize bir ev bırakıyor ve ne yaparsak yapalım çatı katındaki VHS kasetleri açmamamız gerektiğini söylüyor. Tabii biz dinler miyiz? Hayır. Birden fazla sona, farklı zaman döngülerine ve görece zor bulmacalara sahip olan bu oyun 2000'li yılların başındaki çocuk programlarından esinlenmiş gerilim, korku türünde bir oyun. İzlenilen her kaset, odada yapılan her şey döngüyü değiştiriyor ve bu bulmacalar bizi çok zorluyor. Korku dozu yer yer yüksek olsa da genelde sadece gerilim yaratan bir oyun. Hakkında pek çok teori olan Amanda The Adventurer'ı mutlaka deneyin. Alan Wake Franchise, 8 lira. Hakkında çok konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Hazır ikinci oyunu çıkmışken şayet bilmiyorsanız eğer, ilk Alan Wake'i ve ardından gelen mini oyun American Nightmare'ı mutlaka deneyin. 8 liraya otobüse binemiyoruz, öyle düşünün. Among the Sleep Enhanced Edition 6 lira 75 kuruş. Genellikle korku içeriklerindeki küçük çocuklar beni aşırı gerer. Fakat Among the Sleep'te bu sefer o çocuk biz oluyoruz. 2,5 saatlik bir oynanışı var. Küçük bir çocuk olarak bir kabusun içinde sıkışıyor ve o kabustan kaçmaya çalışıyoruz. İçerisinde aile içi şiddetten ailedeki kavgaların çocuklara yansımasına kadar pek çok çocukluk travmasına vurgu yapılmış. Belki siz de bu oyunun arka planında kendinize ait bir parça bulursunuz. Belli mi olur? The Coma Back to School Bundle 56 lira 78 kuruş. Coma serisi bir Kore korku oyunu serisi. Bu pakette ilk iki oyun ve bazı kozmetik paketler yer alıyor. Özellikle ikinci oyun için bu kozmetik paketler. Sehpa Lisesi'nin tehlikeli koridorlarındaki gizemi çözmeye çalışıyoruz ve bir yandan da hayatta kalmamız gerekiyor. Tatlı gözüken grafiklerine kesinlikle aldanmayın, taş gibi bir korku oyunu bu. İlk oyununu bitirdim sayılır. Ya devam etmen gereken bir yer var ama tek başıma devam edemiyorum. İkinci oyunu henüz denemeye şansım olmadı ama hazır böyle bir paket varken neden beraber almayasınız ki? Belki bir ara challenge yapar, yayında ikisini aynı günde bitiririz. Neden olmasın? Happy's Humble Burger Farm 76 TL. Bir şekilde korku gerilim oyunlarına alıştım ve korka korka da olsa bitirebiliyorum artık. Zaten yayınlara gelenler bu durumun farkında, neredeyse her hafta korku gecesi yapıyoruz bir kere. Lakin yayında korkumdan kapattığım tek oyun Happy's Humble Burger Farm oyunu oldu. Aslına bakarsanız oyun temelde bir fast food simülasyonu. Siparişleri eksiksiz yapıyorsunuz, güzel bir şekilde servis ediyorsunuz ve evinize dönüyorsunuz. Bu kadar. Tabii siparişleri üst üste yanlış yaparsanız bazı cezalarınız da oluyor. Mesela oyundaki ana maskot gelip sizi yiyor. Neyse. PlayStation 1 grafiklerini andıran sanat tasarımı, gerilim dolu müziği ve garip sırlarla dolu sağlam bir korku oyunu Happy's Humble Burger Farm. Cesaretlendirirseniz tekrar oynarım ama yok ben korku oyunu seviyorum, Allah da seni kahretsin ben kendim oynarım diyorsanız da kesinlikle deneyin. The Creep Syndrome 37 lira 80 kuruş.
Ben bu oyunu yayında tekleyip üstüne bir de Twitter'da flood yapmıştım. Oyun bir psikolog görüşmesinde geçiyor ve 4 farklı hikaye var içerisinde. Benim çocukluğum zamanında VHS kaset korku filmleri meşhurdu. Her korku kasetinde başka hikayeler olur. Hatta bunlar sonra dehşet kaseti, VHS film serileri şeklinde korku filmleri olarak da piyasada sürüldü. Dehşet kasetinin galiba 3 ya da 4 serisi var. Ben 2. serisini çok severim, öyle söyleyeyim. The Creep Syndrome da tam olarak buradan yola çıkıyor. Oyun seanslar içerisinde yaptığımız tercihlere göre şekilleniyor. Yani farklı sonlara sahip ve bu şekilde tekrar tekrar oynayabilmenizi sağlıyor. Birden fazla deneyerek diğer sonları da bulmanız mümkün. Korku içeriklerini seviyorsanız The Creep Syndrome'u kesinlikle denemelisiniz. Bir de oyundaki psikoloğu ben Freud'a benzettim. Olur öyle. Milk Inside a Bag of Milk Inside a Bag of Milk. 5,5 lira. Aslında ilk iki oyundan oluşan bir Visual Novel serisi. İkinci oyun da indirimde değil diye buraya eklemedim ama siz ona da mutlaka bakın. Çok cüzi bir fiyatı var diye hatırlıyorum. Alt tarafı bir süt almak için markete gidiyoruz ve yaşadığımız psikoz sonucu başımıza gelmeyen kalmıyor. Oldukça rahatsız edici anları ve farklı bir sanat tasarımı var. Bu arada oyun çok kısa sürüyor ama sonunda iyi ki oynamışım diyorsunuz. Bence iki oyunu da denemelisiniz. Özellikle ikinci oyunla beraber üstüne çok fazla konuyor. Milk Inside the Bag... dur söyleyeceğim. Bir dakika sakin. Milk Inside the Bag of Milk Inside the Bag of Milk kesinlikle denemeniz gereken bir visual novel korku oyunu. Ki ben visual novel'ı çok sevmem. Haberiniz olsun. Evet, lisedeki 7 oyunda oynayıp bitirdim veya bitirmeye yaklaştığım oyunlardı. Tabii zevklerimiz tutmayabilir, ekonomi bu haldeyken mutlaka almak ve oynamak istediğiniz oyunları satın almanızı şiddetle tavsiye ederim. Gereksiz oyun almayın, boşuna kütüphanenize yer kaplamasın ve boşuna para harcamış olmayın. Şimdi bence Şeytan Tüyü Var dediğim oyunlara bakacağız ama bu oyunlardan çok bahsetmeyeceğim. İsim isim söyleyeceğim ve hemen geçeceğim. Çünkü ben de oyunları yeni satın aldım, ben de oynamak için sabırsızlanıyorum. İlk sırada The Carnation var. 96 lira 85 kuruş. Yine bir Kore korku oyunu. Piksel grafiklerinin altında şeytanlarla dolu bir hikaye var. 2 numarada The Excavation of Hope Sparrow var. 18 lira 75 kuruş. Bu da Victoria dönemi İngiltere'sinde geçiyor. Lovecraft'ın bir hikayesi var. Biraz folk horror diyebileceğimiz türde point and click türünde bir oyun. Fear Hunger birinci ve ikinci oyunu, Termina ikinci oyunu 7.75 ve 15 lira 37 kuruş. Bir RPG Maker harikası diyebiliriz bu oyunlarla ilgili. Tekrar tekrar oynanabilirliği çok yüksek oyunlar. Ben bu oyunları Mert Günhan sayesinde keşfettim. Bunu da belirtmek isterim. Frambo var. Açıkçası oyunla ilgili hiçbir fikrim yok. Bana yayınlarda çok önerildi. Ben de satın aldım. Ve son bahsetmek istediğim oyun ise Signalis. 132 TL 80 kuruş. Zevkine güvendiğim, herkesin övdüğü tek oyun Signalis diyebilirim. Bilim kurguyu fantastik korkuyla birleştiriyor. Tasarımında ve hikayesinde barındırdığı melankoli ve gerilim ile de aşırı ilgimi çekiyor. Son zamanlarda oynamak için aşırı sabırsızlandığım oyunlardan, sizin de mutlaka listenizde olsun diye düşünüyorum. Olmalı diye düşünüyorum. Olmalı, olsun değil. Olsun mu, olmasın mı? Buna siz karar verin. Evet, bir listenin daha sonuna geldik. Hatta son TL bazlı indirim listesinin sonuna geldik. Sonrasında yapar mıyım bilmiyorum ama bunu günler, haftalar, aylar gösterecek. Ayrıca yorumlarda sizlerden ricam, hangi oyunları aldığınızı veya tavsiyeleriniz varsa bunları belirtmeyi unutmayın. Bu arada Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu ve mutlu olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.